Babacığım. Günaydın. 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 Günaydın baba. Hı. Günaydın kızım. Makbuş'la Tayfun Bey nerede? Biri ev, biri arsanın satışı için çıktı. Çocuklar, ne var o çantaların içinde? Hiç. Okulda bir yardım kampanyası var da oynamadığımız oyuncakları götürüyoruz. Hı hı. Hmm. Alo? Efendim Simge. Gerçekten mi? Tamam. Savcılığa uğrayıp hemen geliyorum. Ben çıkarım. Simge ofisi geri alabilmemiz için bir yerden para ayarlamış. Herkes bir şeyler yapıyor. Ben ne yapacağım bu hale için? Gel abicim gel. Gelin. Bulan vermez, çalan fiyata satmaz. Şu bebeklerin güzelliğine bakın. Elimde görmüş olduğunuz oyun DVD'sinin içinde son oyunları, son sürümleri olup sadece ama sadece 5 lira abicim. Kaça? Gel. 10 lira ama sana 5 yapıyorum. Öyle mi? Gel ablacığım gel. Çok güzelmiş. Güzel. Bu elimde görmüş olduğumuz bak, şapka çok güzel. Gerçek ederim. Fransız şapkadır. Hı-hı. Sadece 10 lira. Gel ablacığım gel. Bakın sadece bakın inceleyin. Evet. Bak bu sudan çok güzel alacağız. Bak. Bakalım müdür hanım burayı Perşembe pazarına çevirdiğinizi duyunca ne diyecek? Bak bütün DVD'ler 5 lira. Ne kadar? Ben kadar? Bunu 10 lira aldım. 10 lira. Çünkü Fransa'dan geldi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Değerinin altında satıldığı duyulunca hemen bir alıcı bulduk tabii. 70 bin. Parayı yarın alıyoruz. Nasıl? İşinizi görür mü? Görmez mi? Hakan, hemen bu parayı verip senin evi kurtarıyoruz. Ama senin ev? Ben sonra. Senin çoluğun çocuğun var. Sen ne hakiki adamsın ya. Alo, Nebahat Hanım, efendim. Pazarcılık mı yapıyorlar? Hı? Nasıl yani? Söyledim, yani dikkat et diye. Kendine o kadar güvenmedi ama dinlemedi. Ondan sonra... Selim, bir saniye bakar mısın? Bizim cüceler nerede? Göstereceğim onları artık günlerini. Hakan abi, müdür hanımın söylediklerine bakma sen. Çocuklarla ben konuştum. Senin durumunu öğrenmişler. Kendilerince sana katkıda bulunmak için evdeki oyuncaklarını getirip satmaya çalışıyorlardı. Hakan Bey, yani siz bu çocukları nasıl yetiştirdiniz böyle? Bugün okulda yaptıklarını görünce çok şaşırdım. Ama sonra nedenini Volkan'a anlatınca gözlerim doldu vallahi. Çocukların bir tanedir. Bu olayda beni bir tek kişi yanılttı. Ben yine de erken hüküm veriyorsunuz diye düşünüyorum. Çocuklar, Yağmur gel kızım. Sen de gel Emreciğim, gel. Biliyorum, Nana gitti diye üzülüyorsunuz. Ama üzülmeyin. Demek ki bizi o kadar da fazla sevmiyormuş. Hayır, bu doğru değil. Biliyor musunuz, aslında ben de en az sizin kadar üzülüyorum. Ama zor anımızda yanımızda olmadığı için değil. Onun hakkında yanıldığım için. Hayır babacığım. Nana çok iyi biri. Hı hı. Siz ne kadar özel çocuklar olduğunuzun farkında mısınız? Size baba sözü. Yarın senin istediğin ayakkabıyı, senin de elbiseni alacağım. Tamam mı? Hadi bakalım yatın artık. Hoppa. Nana'yı bir daha göremeyecek miyiz yani? Buna inanamıyorum. Ne o? Gece gece bu ne işler böyle ha? Yok baba ya sinirden yiyorum. Nana değil mi ha? Onu bu kadar yanlış tanıdığım için kendime kızıyorum. İflas bayrağını çektiğim gün hop diye kayboluverdi bak. Kadın bileti işte.
Boş ver. Param varsa senden iyisi yoktur. Param bitince hemen giderler. Ama nana çok farklıydı. Demek ki değilmiş. Dert etme. Bana bak. Hı. Böyle yemeye devam edersen şişko olacaksın. Hey be. Öyle bir omlet yaptım ki parmaklarınızı yiyeceksiniz. Hadi oturun bakayım. Ver bakayım. Günaydın dedeciğim. Günaydın oğlum. Günaydın dede. Günaydın kızım. Bu da bana. Ana şimdi ne yapıyordur acaba? Umarım kuyuna gelip bize haber verir. Uf, şimdi de Nana'yı özledim. Ben de. Çocuklar, artık bu evde Nana'nın adının bile geçmesini istemiyorum. Anladınız mı? Hadi bakalım, şimdi kahvaltınızı yapın. Günaydın. Günaydın. Oh, mis gibi de omlet kokuyor. Çocuklar, siz niye servise gitmediniz? Bizi babam götürecek. Al, sen de tadına bak. Ay, bu kokuya dayanamayacağım. Ha, rejimi bugün bozuyorum, ne yapalım? Göbeğin çıkmış simgeciciş. Bence hiç rejimini bozma sen. Evet, evet. Ay, gerçekten mi? Onu affedemiyorsun değil mi? Biliyorum. Kendini aldatılmış, kandırılmış hissediyorsun. Neyse baba, o defter kapandı artık. Okula geç kalacak çocuklar. Ona duyduğun öfke ne kadar büyükse sevgin de o kadar büyük demektir. Ne kadar seversen o kadar nefret eder, o kadar kızarsın. Ben bunu yaşadım evladım, biliyorum. Ha, sakın Nana'ya duyduğun kızgınlık sana yanlış bir şey yaptırmasın. Bunlar her yeri kaplamışlar. Biz bunları nereye asacağız? İyi de bu bizim fikrimizdi. Kızlar, ne haber? Kötü haber. Her yere afişlerimiz asmış. Bize yer kalmamış. Bak sen. Vallahi sizin seçmenleriniz sürekli kızlar tuvaletinde. Bence oraya asın. Çak. Hayır efendim, buraya asacağız. Kızım dursana. Ne yapıyorsun? Çekil. Ne yapıyorsun? Bırak. Burası kapalı mı anlıyor? Bir numara boşaltın hiç olmazsa. Bırak. Önce gelip asaydınız. Senin... Allah Allah. Kızlar. Bırak. Oh. Oluyor be. Dur. Arkadaşlar gel. Ben asacağım buraya. Çek ya. Bırak. Vermez. Eğleniyorum ama. Ya. Bırak. Bırak ya. Nasıl bırak ya? Ne oluyor burada? Ne oluyor dedim? Siz ikiniz hemen buraya gelin. Ya bıraksana kızım be. Bir de erkek olacaksınız. Neden kaba davranıyorsunuz kızlara? Böyle yapmaya devam edersen diskalifiye olursun ona göre. Ama müdüre hanım taraf tutuyorsunuz. Biz afişlerimizi gelip erkenden asmışız. Kızlar gelip ne diye söküyorlar? Ama teyze. Ama müdüre hanım. Bütün duvarları kaplamışlar afişleriyle. Ben propaganda mı nasıl yapacağım? Sen de başka yer as. Nereye? Sanki yer varmış gibi. Ay! Kesin tartışmayı. Başım ağrıdı ya. Vallahi migrenim tutacak şimdi. Bu işi daha fazla uzatmayacağız. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Yarın sabah seçim olacak. Yarın mı? Evet, yarın. Bu iş uzadıkça siz birbirinizi yiyeceksiniz. Hadi şimdi doğru sınıfınıza. Bak, sizin yüzünüzden ne oldu? Bizim yüzümüzden mi? O tatlı kızlar çeteniz aslında cadı kızlar çetesi. Bunu görmüş olduk. Kesin dedim. Çıkın dışarı. Hadi. Hı.
Kızlar, seçim yarın olacak. Ne? Ne? Ne diyorsun? Daha afişlerimizi bile asamadık. Daha hiçbir çalışma yapamadık. Hayatta kazanamazsın. Delireceğim ya. Duvarlara afiş asmak bizim fikrimizdi. Nasıl akıl ettiler hemen? Sen göreceksin sen. Kızlar yapacaklarını duyuramayacak. Ve seçimi ben kazanacağım. Sayemde. Aferin. Bu afiş fikrini bize yetiştirmeseydin hayatta aklımıza gelmezdi. Kızlar tam bozum oldu ha. Evet. Çok komiklerdi. Senin neyin var Emre? Neşen yok gibi. Babamla Nana biraz tartıştı da. Nana bir süreliğine akrabalarına gitti. Üzülme, geri gelir. Umarım. Vay küçük sıçan vay. Demek bizi sırtımızdan vurdun ha? Bizim ajanımız sanıyorduk ama o erkeklerin ajanıymış. Vay be, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böylesi görülmemiştir. Nasıl da iki taraflı oynadı bacaksız. Ama görür o gününü. Kaldırın. Demek ajanlık yaptın ha? Demek bizi sattın. Peki biz sana ne yapacağız şimdi? Ne yapacaksınız? Soyalım, koridorda öyle gelsin. Don paça. Yok daha neler. Çiğ çiğ yiyelim. Anneciğim! Kaşıntı tozu da gelin. Bütün gün kaşınsın perili köpekler gibi. Özge! Ya Petek bırakın beni ya. Demek seni bırakmamızı istiyorsun. Peki, tamam. Bırakırız. Ama bir şartla. Neymiş? Erkeklere gidip kızlar aralarında para toplayıp seçmenlerine CD dağıtacaklarmış diyeceksin. Eğer ağzından başka bir söz çıkarsa inan bana seni çok fena yaparız. Başım döndü. Tamam söyleyeceğim. Yalnız bu konuşmadan erkeklerin asla haberi olmayacak. Unutma, bizim de ajanlarımız var. Bu CD meselesi de ne? Görürsün. Futbol sahası yaz. Yaz. Kazanacağız kanka, süper olacak. Yani. Hey millet, toplanın. Gel. Hadi. Kızlar gelmedense haberlerim var. Aslanım benim, hadi çabuk anlat. Kızlar aralarında para topluyorlar. Seçmenlere CD dağıtacaklarmış. O halde onlardan önce davranmalıyız. Evet, doğru söylüyorsun. İyi de CD az buz para değil ki. Hadi bakalım beyler, tüm açtıklarınızı sökülün. Pamuk eller cebe. Hadi. Ver. Sen de. Tamam. Özer. Hadi Özer. İyi ama ben bisiklet alacaktım. Özer, bu ölüm kalım meselesi. Bisikletin sırası mı şimdi? Para yanında mı? Maalesef. Hadi çabuk. Ya çabuk. Özer hadi. Ya. Özer. Bisiklet de gitti ya. Çekil. Öldüm be. Oğlum geldiler. Ne oluyor? Benim de canım çıktı. Seçimden önce bunları hemen dağıtmalıyız arkadaşlar. Gitti bisiklet parası. Gitti. Ne var? Benim de laptop param gitti. Oğlum ya, abartmışsınız. Bizim paralar bu CD'lere mi gitti şimdi? Ne yapalım? Bu iş ölüm kalım meselesine döndü. Aa, hayrola? Ne yapıyorsunuz? Sakın ağlama. Çünkü sizin asla aklınıza gelmeyecek bir şey yaptım. Evet. Bu oyun, film ve müzik CD'lerini seçmenlere dağıtacağız. Ve tüm oyları toplayacağız değil mi beyler? Evet. Evet. Toplayacağız. Hay Allah. Hay Allah. Demek bütün paranızı bu CD'lere yatırdınız öyle mi? Evet.
bütün paramızı. Allah bilir listeyi de Emre vermiştir. Yani CD'lerin listesini. Nasıl ya? Siz nereden biliyorsunuz? Çünkü biz o listedeki CD'leri dün okul çıkışı herkese dağıttık. Yani. Başı başına almışsınız. Ne? Ne diyorsun ya? Emre, seni tek lokmada yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Ben de. Ben de. Bu kadar. Bisiklet. Emre? Eyvah, şimdi yandık işte. Bıraksana. Dur, bırak. Tamam. Gel buraya. Duydursana be. Selim. Yaktın bizi. Dur oğlum. Demek rüşvet olarak CD dağıtacak ha? İşte buna asla izin vermem. Sen hiç merak etme kızım. Hadi bakalım seçim sandığının başına. Hadi. Evet. Bakalım öğrenci temsilcisi olarak kimi seçti? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selim. Evet. Selim. Oley be. Petek. 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 Selim. 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 Petek. 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 Hadi be Selim ya, hadi be. Petek. Petek. Susun. Açıklıyorum. Evet. Kazanan... Selim Ertuğ. Yukarıdaydım, anca açabildim. Çok yoruldum ya. Bu şehrin trafiğine hiç alışamayacağım. İyi bir haber var mı bari? Avukat arkadaşıma vekalet verdim. O Alanya'daki evin satışıyla ilgilenecek. Ama sezonu değil daha diyor. Zor satılır dedi. Tayfun Bey, ne yapacağız? Allah büyük kızım. Gün doğmadan neler doğar. Sadece babamızın bizi artık hiç sevmediğinin farkına vardık. Bu da bize biraz acı geldi. Hepsi bu. Öyle şey olur mu evlat? Siz nereden geliyorsunuz bakayım? Babamızın yanından. Ona uğradık ama uğramaz olaydık. Çocuklar. Bekleyin bir dakika. Ne yani bir ayakkabı bir elbise almadı diye babanız sizi artık sevmiyor öyle mi? Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Sorun ayakkabı değil. 40 yılın başı bir şey istiyoruz hemen hayır diyor. Ayrıca ben Gamze'ye doğum gününde o pembe elbiseyi giyeceğimi söyledim. Şimdi giymeyince babam bana almadı mı diyeceğim bana ya. Bizi sevse alırdı. Ne var? Çocuklar çok yanlış düşünüyorsunuz. Babanız sizi çok seviyor. Aslında babanız... Nana lütfen hemen babamı korumaya kalkma. Tamam, bu konuyu kapatalım. Hadi gelin, köfte patates kızarttım size. Yemek yemeyeceğiz. Babama içik olmayalım. Hı-hı. Yağmur. Yanına ya, yemeyeceğiz, ısrar etme. Makbul Sultan, sen otur Allah aşkına. Zaten rahatsızsın. Nana nerede? Yukarıda. Çocukları yemeğe çağırmaya gitti. Evladım, ben durumu biliyorum. Çocuklara bir şey belli etmediniz değil mi? Yok yok. Oğlum ben Alanya'daki evi satışa çıkardım. Ne zaman satılır bilmem ama bir işe yarasın. Boş boş duruyor orada zaten. Gerek yoktu baba ya. Ben bundan daha gerekli bir zaman düşünemiyorum. Keşke elimden daha fazlası gelse. Hakan, oğlum.
Asla itiraz etme. Ben de köydeki teyze kızıma söyledim. Arsamı satacak. Sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim ben? Canım evladım. Çocuklar yapmayın böyle. Çok ayıp. Babanızı üzmek mi istiyorsunuz? Ne yapalım, o bizi üzdü ama. Açlıktan ölsem de yemeğe gelmeyeceğim. Bakın çocuklar, durum bildiğiniz gibi değil. Bu sıralar nasıl desem, babanız biraz sıkışık. Eğer öyle olsaydı babam bize söylerdi. Daha önce paraya sıkıştığında çocuklar durumumuz yok şimdi dediğinde onu anlıyorduk. Ama şimdi öyle değil. Bizi şımarıklık yapmakla, boş yere para harcamakla suçladı. Bakın çocuklar, babanızı boş yere suçlayıp kendi kendinize küsmenize izin vermeyeceğim. Hadi gelin bunu sofrada konuşalım. Hı? Buyurun. Teşekkürler. Adam Nana'ya resmen büyük bir iş teklif etti. Ama seni elini tersiyle itiverdi. Boş ver baba, yapmak zorunda değil ki. Ama biz aile izlemeyi biliyor. Öyleyse bu zor durumda sana destek olsa ya. Vallahi ben şaşırdım kaldım. Adam paraya para demeyeceksiniz dedi. Hem işi burada da yapabilirsiniz dedi. Ya anladım da baba. Mecbur edemeyiz ya. Demek ki yapmak istemiyor. Makbuş, aa. Sen otur, ben hallederim. Aman ne olacak kızım? Teşekkürler. Afiyet olsun. Çocuklar neredesiniz? Sofraya küstük olur mu bakayım? İyi geceler, iyi geceler evladım. İyi geceler. İyi geceler çocuklar. Baba ya, taksitle de alamaz mısın? Neyi? Spor ayakkabısını. Emre, bir yığın spor ayakkabım var. Onları giyiver oğlum, ölür müsün? Tamam ya, ben de okula gitmiyorum o zaman. Gitmezsen gitme. Okula sen ayakkabılarını hava atmak için gidiyorsan hiç gitme. Küstünüz mü? İyi, küsün o zaman. Hakan, durumu bilmiyorlar ya, o yüzden üsteliyorlar. Bilseler ne olacak? Bilenden hayır var sanki. Hakan, zor bir gün geçirdik. Ben uzanacağım. İyi geceler baba. İyi geceler oğlum.